İyi mi? İyi. Sırf görünmediğin için. Kim açıyor bilmiyorum ya. Görünmediğin için gerçekten kendi kendine açılıyormuş gibi görünüyor. İyi haftalar, güzel bir hafta olsun. Artık günlerin aslında anlamını yitirdiği zamanlardayız ama olsun, enerjimizi kaybetmeyeceğiz. Hava gittikçe güzelleşiyor. Güneş içinizi ısıtsın. Birazcık sizi şenlendirsin inşallah. İyi haftalar. İyi haftalar. İyi haftalar. Artık alışsam mı acaba? Ne dersin? Heyecan. İyi, hüzünlüyüm. Efendim bugün revani yapıyoruz. Ama revaninin haşhaşlısını yapıyoruz. Çünkü ben haşhaşlı çok seviyorum. Şimdi ister istemez tabii bu sebeple evde yemek yapınca yaptığımız şeyleri de biz tüketmek durumunda kalıyoruz. O yüzden mümkün oldu da bazen çünkü şöyle yorumlar geliyor. Şunun içine şunu koysaydınız çok güzel olurdu. Elbet çok lezzetli olur. Hani evet alternatif. Ama mesela acı koyamıyoruz. Çünkü yediğimiz her şeyi su da yiyor. İşte ben çörek otu sevmiyorum. Yağmurun ıspanağı alerjisi var gibi. Hani ailenin de bazı şeyleri olduğu için birazcık da ona göre yönlendirme yapıyorum. O yüzden bugünkü revani ben haşhaşlı çok sevdiğim için haşhaşlı yapıyorum. İsteyen tabii ki haşhaşını koymama özgürlüğüne sahip. Biz haşhaşlı alternatifini göstereceğiz. Şimdi küçük ölçü şu boy bir borcamda yapacağım. Özellikle biliyorsunuz birçok şeyi küçük ölçü yapıyorum. Hemen malzemeleri sayayım. 2 tane yumurta, yarım su bardağı kadar toz şeker, 1 su bardağı un, yarım su bardağı sıvı yağ, ben sıvı yağ zeytinyağı karıştırıyorum, yarım su bardağı süt, ikisi burada duruyor. Yarım su bardağı kadar irmik, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım bardaktan az, 1/3 bardak kadar haşhaş, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Yapacağımız şey çok basit. Buradaki bütün mesele başta yumurta ile şekeri çok iyi çırpmak. O yüzden birazdan mikser kullanacağım ve biraz gürültü çıkacak. Ama bu tarifin en önemli sırrı. O yüzden birazcık çalışacağız. Yapmak ister misin? Hayır. Mikseri. Olur. Olur, tamam. 2 tane yumurta ve yarım su bardağı kadar şekeri koyup iyice çırpacağız. Buyurunuz. Başlayabilirsiniz çırpmaya. Küçük hanımcığım. Sütüme sıçramaz değil mi? Sıçrayabilir. Ne oldu? Düştü. Ben yardım edeyim sana. Şu sandalyeyi şöyle çekersek sanırım olacak. Evet. Devam edebilirsin. Şöyle bir saç. Korkacak bir şey bebeğim. En fazla üstüne sıçrar. Ne yapalım? Bir karısı da. Sıçramayınca bir şey olmuyor. Şöyle karıştırırsan. Biliyorum çok gürültü yapıyorum ama bir şekilde de bunu yapmam gerekiyor. Bakın böyle kremalaşıyor. Bir yandan da arkada büzüklüden ses geliyor. İşte bu kadar. Şimdi artık geri kalan malzemeleri eklemeye başlayacağız. Sucuğumu cahitleme ekler misin? Olur. Yoğurdunu koyacağız. Evet onu. Al aşkım içine. Aha, tamam. Şimdi yarım su bardağı sıvı yağ zeytinyağı karışımı, yarım su bardağı süt. Onu da şöyle karıştıracağız. Sucuğumuzu verebilir miyim sana? Şöyle bir karıştıracağım. Bu saatten sonra artık gürültü yapmayayım diye ben mikserden kurtulup hemen bir el çırpıcısına geçeceğim. Şöyle damladan mı? Silelim. Şöyle bir el çırpıcısıyla biraz daha az kırıntı yapayım en azından. Şöyle karıştırdım. Artık katıların içine gitme zamanı geldi. Bu çok kolay bir tarifti. Neredeyse seninle aynı sürede benim de yayınım bitecek. Sen okula dönerken benim de yayınım bitecek.
Bir su bardağı da unumuz var. Ama tabii bu arada bir de şerbet hazırlamak gerekiyor. Ben şerbeti yayından önce hazırladım. Bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya. Şöyle karıştırıyorum. Ben şerbeti önceden hazırladım çünkü şimdi yayın biter bitmez 170-180 derecede bu kekin kek karışımını pişireceğim. Ardından fırından çıktığında ilk sıcağı geçince hemen şöyle isterseniz dilimleyebilirsiniz. Dilimlerseniz şerbetin içine geçmesini, daha güzel geçmesini sağlamış olursunuz çünkü. Dolayısıyla bir şerbet kaynatmak gerekiyor. Ben çok aşırı aşırı şekerli sevmediğim için, ailede tatlıları genelde hani nispeten daha az şekerli sevdiğim için 1,5 su bardağı şekere 2 su bardağı su koydum. Eğer daha şekerli seviyorsanız 2 bardak şeker koyabilirsiniz. Güzelce kaynattım. En son da içine birkaç damla limon koyup birazcık daha kaynattım. Şimdi şurada soğuyor. Birazdan da onu dışarıya koyacağım. Biraz daha serinlesin diye. Zaten bizim kekimiz de fırına gidip pişene kadar, aman abi ilk 20 dakika biliyorsunuz hiçbir şekilde kapağını açmıyoruz. Pişene kadar şerbet de hazır olacak. Eğer arzu ederseniz üzerine krem şanti çırpabilirsiniz. Eğer bulabiliyorsanız kaymakla servis edebilirsiniz. Revaniye çok yakışır. Ben kendi olduğu haliyle çok severim revaniyi. Gördüğünüz gibi şimdi kekimizin malzemesi hazır ve haşhaşlar için. Bol haşhaşlı, şöyle çıtır çıtır ağza gelecek haşhaşlar. Hemen bir kere daha malzemeleri sayayım. İki tane yumurtayla yarım su bardağı kadar toz şekeri çok iyi çırpıyorsunuz. Hani ben buradayız diye birazcık kısa kestim. Daha bile çırpabilirsiniz. Sonra içine yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ekliyorsunuz. Biraz daha karıştırıyorsunuz. Yarım su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı da ekleyip güzelce karıştırıp bir kek hamuru elde ediyorsunuz. Ardından benim gibi haşhaş sevenlerdenseniz içine 1/2 su bardağı kadar da haşhaş ekliyorsunuz. İşte bu renk oluyor. Mavi haşhaş. Güzelce haşhaşımızı da ekledik. Ve şimdi artık servis tabağı, daha doğrusu borcama dökme zamanımız geldi. Su şunu verebilir miyim tabağın içine? Damlamadan yapsın. Teşekkür ederim. Hazır. Şöyle karıştırıyorum. Ve artık borcamın içine alıyorum. Şerbetimiz de kaynadı ve soğuyor. Hemen bu aslında çok hızlı hazırlanan bir tatlı. Çok uzun zamandır revani yapalım mı mesajları geliyordu. Dolayısıyla ben de bu mesajlara uyum sağladım. Elbette ki güllaç da yapacağız. Ben karantinadan dolayı, daha doğrusu sokağa çıkma yasaklamasından önce, kısıtlamasından önce güllaç almayı unuttuğum için güllaçı geçtiğimiz 4 günde maalesef yapamadık. Ama hemen bu hafta yapacağız. Şöyle İyicene sıvayarak yerleştiriyorum. Ve hazır. Önceden ısıtılmış 170-180 derece, daha da sıcak olmayan bir fırında güzelce pişireceğiz. İlk 20 dakika asla ve kat'a kapaklarını açmıyoruz ki sönmesinler. Süngersi yapısıyla revanimiz hazır olacak. Dediğim gibi piştikten sonra hazır. Piştikten sonra hemen dilimleyeceğim. Bu arada ilk sıcağı geçmiş olacak. Üzerine... Gidersen. Görüşürüz. Üzerine şerbetini gezdireceğim. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Güzelce gezdireceğim. Ardından neyle isterseniz, isterseniz kaymakla. Babaannem kitlemiş bize. Tabii ki de. İsterseniz kaymakla, isterseniz krem şantiyle, krem şantiyi biraz daha yoğun çırparak, yani normalde bir su bardağı sütle çırpılıyor sanıyorum bir paket, bir çay bardağı sütle biraz daha yoğun kaymağımsı bir tat yakalamak, doku yakalamak için biraz daha az sütle çırpıp üzerine servis edebilirsiniz. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi orada şerbetimiz hazır. Bunu da göstereyim hemen. 1,5 su bardağı kadar şekeri 2 su bardağı suyla güzelce kaynattım. İçine de birkaç damla limon damlattım.
O güzelce soğuyor, hatta soğumuş bile. Benim revanim fırından çıkana kadar hazır olmuş olacak. Revan de burada. İşte bu kadar. Yarına kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada her akşam farklı bir dondurma yapıyorum. Farklı bir aroma yapıyorum ve onları da hikayemde paylaşıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.